Enflasyon Kasım ayında da hız kesti. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %3,28 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %61,98 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yıllık enflasyonda gelecek yılın ortasından itibaren belirgin düşüşün hedeflendiğini vurguladı. Enflasyon aylık bazda yavaşlamaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında %3,28 oldu. Enflasyon yıllık bazda ise %61,98 olarak gerçekleşti. Tüfedeki değişim 12 aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54'te konut oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %92,86 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %11,17 ile konut oldu. Kasım ayında yurtiçi üretici fiyat endeksi yıllık %42,25, aylık %2,81 arttı. Yurtiçi ÜFE 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve 12 aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi. Bu momentumla devam ettirilmesine ilişkin Enflasyon çabuk. rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu vurguladı. Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C harbi indeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı. Artış oranı Eylül ayında %5,28, Ekim ayında %3,72 ve Kasım ayında %1,96 oldu. Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizde uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi. Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Başaracağız. Mali disiplini esas alan... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyondaki düşüşün Temmuz ayından bu yana devam ettiğini belirterek, yıllık enflasyonda gelecek yılın ortasında belirgin düşüşün hedeflendiğini vurguladı. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün Temmuz ayından bu yana devam ettiğini görüyoruz. Enflasyondaki düşüş çekirdek göstergelerde ise çok daha belirgindir. Çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde Temmuz ayındaki artış %9,6'dan Kasım ayında %1,96'ya gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon Kasım ayında 69,89'da yatay bir şekilde seyretmiştir. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan Kasım ayı enflasyon gerçekleşmesi, orta vadeli programda öngördüğümüz yıl sonu hedefimizde uyumludur. Enflasyonda gelecek yıl ortasından itibaren yıllık bazda belirgin düşüş, 2026 yılında ise tek haneyi hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü ortamda ise istikrar içinde, büyüme ve kalıcı sosyal refah konusunda güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.